Asaf'ın Tarih Odası'na hoş geldiniz. Bugün de konuğumuz yine Asaf Hocamız. Asaf Hocamızla birlikte Kanuni dönemi iç isyanlarını ve Batı faaliyetlerini değerlendireceğiz. Hocam, Kanuni döneminde çıkan isyanlardan bahsedebilir misiniz? İsyan. Neyse hocam, biz devam edelim. Anadolu isyanları vardı. Dini nitelikte taşıyan Baba Ziyun'un ve Kalenderoğlu, Canberdi Gazali isyanı Mısır'da Memlük Devleti'ni kurmak amaçlıyordu. Yine Mısır'a vali olarak atanan Vezir Ahmet Paşa da sadrazamlık kendisine verilmediği için isyan etmişti. Bu isyan sadrazam Pargalı İbrahim tarafından bastırılmıştı, değil mi hocam? Evet, aynen öyle oldu. Peki hocam, Kanuni dönemi Batı faaliyetlerinin önemli noktalarını vurgular mısınız? Macaristan'dan Belgrad'ın fethi gerçekleştirildi ki Belgrad Orta Avrupa'ya açılan çok stratejik bir noktaydı. Daha sonra Macaristan'la Mohaç Meydan Muharebesi yapılmıştı. Dünyanın en kısa süren, 2 saat süren savaşıydı. Macar Kralı Louis dahil olmak üzere tüm Macar ordusu ortadan kaldırıldı. Bu savaşta Turan taktiği uygulandı ve Osmanlı Avusturya ile komşu oldu. Bunun üzerine Avusturya Kralı Ferdinand kendini Macar varisi ilan edip bu döne saldırınca Kanuni de 1. Viyana kuşatmasına çıktı, değil mi hocam? Evet, çok doğru. Yalnız dikkat edin. Ferdinand bu düne saldırır, Kanuni sefere çıkar. Bu düne saldıran Ferdinand korktuğu için Viyana'ya kaçar, Kanuni Viyana'ya kadar onu kovalar. Fakat biliyorsunuz ki 1. Viyana kuşatması başarısız olmuştur. Çok doğru hocam. Kanuni Ferdinand'ı önce Budine kadar kovalıyor. Oradan kaçınca Viyana üzerine yürüyor. Tabi bu zaman diliminde iklim şartları değişiyor. Başta Viyana'yı kuşatmak için yola çıkmadığı için kuşatma için gerekli olan ağır silahları, topları, teçhizatları da yanına almadığı için kuşatma başarısız oluyor. Evet, aynen öyle. Peki hocam, Fransa ile yapılan Ahdi Atik Antlaşması ile ilgili bilgi verir misiniz? Tabii ki Ahdi Atik Antlaşması, diğer adıyla kapitülasyonlar, Fransa Kralı François ile Kanuni arasında gerçekleşmişti. Ama coğrafi keşiflerle önemini kaybeden baharat ticaret yolunu ve Akdeniz ticaretini canlandırmak yine Fransa'yı kendi yanına çekerek Avrupa Hristiyan Birliği'ni bölebilmekti. Tabii ki bu kapitülasyon anlaşması karşılıklıydı. Yani Fransız tüccarlar düşük gümrük vergisiyle ticaret yapabildiği gibi Osmanlı tüccarları da Fransa'da düşük gümrük vergisiyle ticaret yapacaktı. Sürekli değildi. İki hükümdarın sağlığı boyunca geçerliydi. Hükümdarlardan biri öldüğü takdirde ya tekrar uzatılacak ya da ortadan kaldırılacaktı. Anlıyorum hocam. Bir de Kanuni'nin Fransuva'ya bir mektubu vardı. Ondan da bahsedebilir misin? Tabii ki bahsederim. Ben ki Anadolu'nun ve Rumeli'nin ve Diyar-ı Arab'ın ve Diyar-ı Acem'in ve Mekke'nin ve Medine'nin ve Bosna'nın ve Ersin'in ve Akdeniz'in ve Karadeniz'in ve tüm diğer toprakların hakimi Sultan Selim Han oğlu Yavuz Sultan Selim Han'ım. Sen ki Fransa'nın Francesco'su şeklinde bir mektup gönderilmiştir. Kanuni'nin son seferi Zigetvar seferiydi, değil mi evet, hocam? Evet, Kanuni hasta yatağından kalkarak son seferi olan Zigetvar seferine çıkmış, kuşatma sırasında da vefat etmiştir. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim hocam. Evet, bir Asaf'ın Tarih Odası programının daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, hala kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Zaman sizin için aksın.